44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Yamaha MT-07 modifikasyonlarına devam ediyoruz. Yine yeni aldığım bir parçayı monte edeceğim. Ondan önceki yaptığım değişiklikleri videoya almamıştım. Çünkü küçük değişikliklerde sticker'lar olsun, şeritler olsun, hidrolik yağ kapakları olsun, aynalarda boyamaları falan da onları ben modifikasyondan saymıyorum. Ama bugün güzel bir parça aldım. Yamaha MT-07'nin arka çamurluğu. Gördüğünüz gibi şu anda kamerada yansıyor da eminim. Plastik siyah bir çamurluk var. Ben de metal kırmızı bir çamurluk aldım. Motor rengine biraz uyum sağlasın istedim. Yani genelde sade şeyleri sevmiyorum arkadaşlar. Özellikle de zaten kırmızıyla siyahın uyumunu da sevdiğim için kırmızı renk aldım. Hoş duracağını düşünüyorum. Bunu şimdi birazdan birlikte değiştireceğiz ve sonucu göreceğiz. Umarım güzel bir uyum sağlar motorla birlikte. Daha tatlı bir görüntü sunar. Genelde herkes biraz abarttığını söylüyor ama seviyorum arkadaşlar. Ben motorumla oynamayı, motorumu değiştirmeyi böyle bakıldığı zaman bir kez daha dönüp bakılması benim hoşuma gidiyor. Hatta bayağı hoşuma gidiyor. Bakalım, ufak ufak sökmeye başlayalım çünkü yolumuz uzun, bayağı zahmetli bir iş olacak. Çünkü vidaların ulaşılması biraz zor yerlerde. Umarım bir sıkıntı çıkmadan sökeceğiz. Hadi bakalım. Bayağı uğraştırdı arkadaşlar. En sonunda çıkardık. Diş bunu takmak. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 45 dakika uğraştıktan sonra sonunda bitirdim. Şekil A'dan da görebiliyorsunuz da diğer videolarına bakalım. Sizler de görün nasıl olmuş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Aslında rengi ben biraz daha koyu kırmızı sanıyorum. O biraz daha içine çürüğü şeklinde gelmiş. Ama en azından siyahtan biraz daha iyidir. Bunları sökmek zorunda kaldım. Çünkü anahtar başka türlü girmiyordu. Aslında tam olarak uyumlu da değilmiş. Aslında biraz zorladı beni. Kastırmak zorunda kaldım. Ama sonuç itibariyle oldukça sağlam oldu. Ama ya çelik ya demir. İkisinden biri çok sert çünkü plastik biraz da esniyordu. Bunda hiç esneme payı yok. Belki ondan dolayı kasarak sokmak zorunda kaldım. Şöyle M-Tosh'un son halini bir de böyle göstereyim arkadaşlar. Lastiklerin tekrardan boyanması gerekiyor. Biraz solmaya başladı. Ön lastik biraz daha yeni olduğu için bunları henüz boya istemiyor. Yeni bantlar çektim arkadaşlar. Diğerleri sürekli kalkıyordu. Elimden geldiği kadarıyla M-Tosh'uma özen gösteriyorum. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın.
Eğer sizin de aklınızda Mete için düşündüğünüz, yani benim Emtoş'um için düşündüğünüz küçük modifikasyonlar hoş olabileceğini düşündüğünüz veya gördüğünüz, o Mete'yi de hoş bulduğunuz farklı aksesuarlar, farklı değişiklikler varsa arkadaşlar bunları yorum kısmına yazın. Bakar, inceler, hoşuma giderse aynısını Emtoş'umuza da, kızımda da uygularım. Bir sonraki de görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın.